İyi akşamlar sayın seyircilerim. Efendim, bu hafta o kadar önemli bir konu var ki önümüzde. Bu hem gençlerimizi, hem çocuklarımızı, hem sporu. Yani üç önemli olguyu birbirine iç içe geçmiş üç önemli olguyu burada konuşacağız. Çünkü spor hayatımızın en önemli ögelerinden birisi. Ancak yapıyor muyuz, ne oluyor, ilimizde spor çalışmaları veya bu faaliyetin diğer kolları nasıl gidiyor? Uzun zamandır bunu konuşmamıştık. Şimdi tam zamanı dedik ve bu haftada Gençlik ve Spor Müdürümüzle bunu konuşacağız. Tabii ki konuğumu hemen sizlere takdim ediyorum efendim. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürümüz bu akşam teşrif ettiler, geldiler. Kendileri Sayın İbrahim Aktürk buradalar. Ve bize bu söylediğim, başlığını çizdiğim bu konuları açarak anlatacaklar. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Ben tabii ki birbirine bağlamaya çalıştım. Gençlik, evet. Çocuk, spor aslında birbirinden ayrılmamalı diye, evet, düşünüyorum. Evet. Belki gençleri, çocukları çok iyi yönlendirecek bir dal. Ama biz onu öyle görüyoruz da siz bize neler anlatacaksınız? Spor, işte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü deyince sadece gençlere spor falan faaliyetler bunlar mı var? Evet. Yoksa çok geniş bir yelpaze mi var önünüzde? Evet. Evet. Bize bu akşam anlatacaksınız. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz çok efendim. Teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. Çok teşekkür ederim Sevcan Hanım. Sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok şükürler olsun. Allah iyiyiz. İyilik çok versin. Şükür iyiyiz. Tabii ağır, yoğun, ürkütücü, korkucu bir zaman diliminden, evet, geçtik. Evet. O tedirginliğimiz var da hala var. Evet. Yok desem şimdi, evet, yalan olur ve kurtulmuş da değiliz. Ben bunu müdürüm müsaade ederseniz her programda söylüyorum izleyenlerime. Ben uzun süre maske taktım programlarımda. İşte ikinci, üçüncü programım oldu maskesiz. Hep söylüyorum. Bizi izleyen sevgili seyircilerimize. Efendim hiçbir şey geçmedi. Lütfen sakın maskenizi çıkartmayın dışarıda, yine aynı şekilde kurallara dikkat edin demeyi bir görev addediyorum çok kendime. Çok isabetli bir karar. Bunu çıkardık ettik, bitti gitti, evet, azaldı falan gibi bir şey düşünmeyin. Tabii ki bitecek ama lütfen şu anda daha zamanımız var. Efendim, ilimize de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk, sefa bulduk. Çok güzel, demin geldiğiniz zaman da söyledim ama yine söylemek istiyorum. Evet. Tam görevinize layık genç bir müdürümüz var çok şimdi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün başında. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bunu baştan söyledik ama efendim şimdi tabii ki Gençlik Spor Bakanlığı ve dolayısıyla tabii Kocaeli İl Müdürlüğü birlikte çalışan birbirine bağlı bir kurumun devamı. Evet. Onu anlatacağız bu akşam. Onu bir özetleyin diyeceğim, evet, ama önce kendinizi, sonra da kurumunuza geçelim. Evet. Sizi de bir tanıyalım efendim lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben aslen Antalyalıyım. Antalya'da dünyaya geldim. Aa, ne güzel. Antalya'da ilk orta lise tahsilimi Antalya'da tamamladıktan sonra yüksek öğrenim gayesiyle Sakarya'ya. Öyle mi? Bizim Adapazarı. Geldim, Adapazarı'na geldim ve orada, evet, yüksek öğrenim, öğrenciliğim süresince Adapazarı'nda kalmakla sınırlı olmadı benim Adapazarı serüvenim. Üniversite yıllarının akabinde de çalışma hayatına ve memuriyet hayatına yine komşu il Adapazarı'nda, Sakarya'da devam başlamış ettiniz. Oldum ve devam ettim uzunca bir süre. Memuriyet hayatıma ilkin Milli Eğitim Bakanlığı emrinde, Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında bir lisede öğretmen olarak başlamış bulundum. Orada yaklaşık 7 yıl kadar öğretmenlik görevini yürüttükten sonra yerel yönetim deneyimimiz, yerel yönetim tecrübemiz oluştu. Milli Eğitim'den ayrılarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne geçtim. Nakitten atama yoluyla oraya geçtim. Orada da ilk göreve başladığım zaman eğitimden sorumlu şube müdürü olarak, hayat boyu öğrenme, yaygın eğitim çalışmalarıyla ilgili şube müdürü olarak göreve başlamıştım. Yaklaşık bir yıl kadar
bu yürüttüğümüz görevin ardından da yine kültür, sanat, sosyal faaliyetler, eğitim çalışmaları ve spor çalışmaları ekseninde faaliyetlerin gerçekleştirildiği Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevine başlamıştım. Orada da yaklaşık 11 yıl kadar bu görevlerde bulunduk. Sonra Allah nasip etti. Kocaeli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir çalışan olarak, Kocaeli'de de Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak ilimize ve ilimiz gençliğine hizmet etmek adına şehrimizdeyiz. Çok güzel. Bu duygu ve düşüncelerle ben de sizlerle tanışmış olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı olsun. Güzel çok işler yaparsınız inşallah. Çok çünkü ediyorum. Şu şeyden sonra normalleşmeye girdikten sonra zannediyorum ki yine çok yoğunsunuzdur. Evet. Ama bundan sonra çok fazla yoğunlaşacağınızı düşünüyorum ben. Evet. O günleri de özledik ama. Ama yoğunlaşın lütfen. Evet. Gençsiniz, hevesli, heyecanlısınız. Hepsinin üstesinden gelirsiniz. İnşallah. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun, size. Eksik olmayın. Başarılar diliyorum. Evet, şimdi tabii şöyle bir baktığımız zaman sizin bakanlık ve sizin çalışmalarınız gördüğüm kadarıyla bana da geldi. 3 bölüme ayrılıyor. Evet. Onları ele alacağız. Evet. Tek tek anlatacağız burada. Ve bizi izleyenler de bu Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün hangi dalları daha nasıl hizmet verdiğini öğrenecekler. Evet. Birincisi yüksek öğrenim öğrencilerine hizmet veriyorsunuz. Evet. O konuda bir yürütülen hizmet alanınız var. Evet. Var. İkincisi spor faaliyetleriniz var ve hizmetleriniz var. Evet. Üçüncüsü de tüm gençliğe verdiğiniz hizmetler var. Bunları ayrı ayrı anlatacağız. O zaman şöyle yani tabii ki yüksek öğrenim deyince genç kitle geliyor. Evet, yani üniversite çağındaki üniversite. Gençlerimiz. O anlamda isterseniz başlayalım. Hay hay. Neler yapıyorsunuz? Anladım. Çok teşekkür ederim. İsterseniz ben bir bakanlığımız ve il müdürlüğümüz özelinde kısa bir değerlendirme yaparak onunla bağlantılı bir şekilde sizin sorularınıza da yanıt vermeye çalışayım. Gençlik ve Spor Bakanlığı zaten isminden de anlaşıldığı üzere. Sorumuzun içindeydi ama. Evet, çok doğru. Cevap da sorunun içerisinde belki. Tüm gençliğin ve sporla ilgilenen veya ilgilenmeyen tüm gençliğin bakanlığı. Yani gençlikle ilgili yapılabilecek tüm çalışma ve faaliyetleri, sporla ilgili olabilecek yapılacak tüm çalışma ve faaliyetleri, bunlarla alakalı iş ve işlemleri, politikaları belirleyen, bununla ilgili iş ve işlemleri planlayan, yürüten, sevk ve idare eden bir bakanlıktan söz ediyoruz. Bu bakanlığımızın da Taşra'daki 81 ildeki teşkilatlamasında biz de Kocaeli İl Müdürlüğü'nde bakanlığımızın ortaya koyduğu vizyon, misyon doğrultusunda iş ve işlemlerimizi sevk idare ediyoruz. Tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı çok yakın tarihe kadar sadece sporla anılan bir bakanlıktı. Hatta Spor Bakanlığı denirdi. Hatta bizlere spor müdürü, spor il müdürü denirdi. Ama o zaman odağındaki çalışma alanı belki sadece sporla sınırlı olduğu için değerlendirme bu yöndeydi. Fakat ilerleyen süreçte farklı idari yapılanmalarla bakanlığımızın çalışma sahası ve faaliyet yelpazesi oldukça genişledi. Tamam, spor zaten dünden bugüne bakanlığımızın ve devletimizin çok önem verdiği bir alan. Zaten sporla ilgili bir milli bizim politikamızdan da söz etmek pekala mümkün. Spora yönelik yürütmüş olduğu iş ve işlemlerinin yanı sıra bu sefer gençlerin, yani sporla ilgisi olmayan olamayan başka gençlerimize de farklı açılardan yönelebilmek, onlara da bir takım kişisel gelişimlerine katkı sunabilmek adına gençlik çalışmalarını yoğun bir şekilde başlattı. Onun ardından yine üniversite öğrencilerinin, üniversite öğrencileri de tabii ki gençler dedik, gençlerden söz ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizin, yüksek öğrenimde eğitim alan öğrencilerimizin gerek barınmaları, konaklamaları ki bunlar işte devlet yurtlarımız eliyle yürütülüyor. Buradaki beslenme yardımları, bu öğrencilere sunulan, üniversite öğrencilikleri döneminde sunulan bir takım
sosyal ve kültürel eğitim programlarıyla onlara sağlanan destekler ve burs imkanları, kredi, öğrenim kredileri diye bildiğimiz burslar, öğrenci bursları olarak bildiğimiz destek programları da yine bu bakanlığımızın çalışma sahası içerisine dahil oldu. Dolayısıyla biz Gençlik Spor Bakanlığı ve Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak hem ülkemizin gençliğini ve ülkemizin sporunu geleceğe karşı hazırlıklı ama bir taraftan da yerli kültüre, yerli değerlere duyarlı, yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimiz üzerinde, gençlerimize yönelik projelerimiz var, gençlik faaliyetlerimiz var. Bir taraftan spora dair dünden bugüne olduğu gibi sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi adına yürütmüş olduğumuz çalışmalar var. Elit sporcu dediğimiz, performans sporcusu dediğimiz özel sporcularımıza dair ülkemizi uluslararası arenada birçok platformda temsil edebilecek ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandırabilecek, güzel başarılar elde edebileceğine inandığımız sporcularımıza yönelik yaptığımız yatırımlar var. Bununla ilgili tabii tesisleşmeler, altyapı ve üst yapı yatırımları da bir taraftan devam ediyor. Burada tabii ki bizim yüksek öğrenim, sizin de sorunuzda belirttiğiniz yüksek öğrenim öğrencilerine dönük ne tür faaliyetleriniz, çalışmalar yürütüyorsunuz sorusuna gelindiğinde ise Kocaeli'nde bildiğiniz üzere 3 üniversite var. 3 tane üniversitemizde de toplam 78 bin öğrencimiz öğrenim hayatını sürdürmekte. Bizim de bu öğrencilerimize dönük hizmet verdiğimiz 16 adet halihazırda kullanımda 16 adet öğrenci yurdumuz var. Burada biz 16 devlet yurdu dediğimiz bu yurtlarımızda barınma ve beslenme yardımlarını bu gençlerimize sağlıyoruz. Bu yurtların kapasitesi, yani yatak kapasitesine gelindiğinde ise bunun yaklaşık 8 bin kadarı kız öğrenci için yatak kapasitesi, bir o kadarı da erkek öğrenci yatak kapasitesini oluşturuyor. Yani 16.500 bir yatak kapasitemizden söz edebiliriz. Tabii her geçen yıl bu yurtlardaki öğrencilere sunulan imkanlara dair konfor seviyesi de artış gösteriyor. Yani çok daha konforlu alanlarda öğrencilerimiz bu eğitim imkanlarından yararlanabilmesi adına bizim 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik en fazla öğrenci odalarımız var. Daha da üzerinde bir sayıda barındırma durumunda değiliz, şükürler olsun ki. Ranza sistemi yok. Yani biraz odalar konforundan, odaların konforundan da bahsetmek gerekirse ranza sistemi yok. Baza sistemi, baza yatak sistemiyle öğrencilerimiz barınıyorlar. Tamamen müstakil WC, banyo, buzdolabı imkanları sağlamış bulunuyoruz. Bakanlığımızın bu anlamda sunduğu imkanlarla. 7/24 sıcak su hizmeti, ücretsiz Wi-Fi, internet bağlantısı, çamaşır yıkama hizmeti yine ücretsiz. Bunlar öğrencilerimizin hizmetinde. Bu sunulan hizmetlerin tabii ki karşılığı anlamında bunu söylemiyorum. Ama burada bir ücret politikası da, bir ücret tarifesi de uygulanıyor. Tabii ki. Buradaki konaklama yapan, barınan öğrencilerimiz yurtlara göre farklılıklar arz ediyor. Yurtların standardına göre. Çünkü bazı yurtlar bizim kendi taşınmazımız, bize ait yurtlar. Bazı yurtları da özel teşebbüs tarafından yapılmış. Biz kiralamışız, kiracı pozisyondayız. Evet. Dolayısıyla buradaki yurt ücreti öğrenci başına 230 lira ile 380-390 bandında geziyor. En ucuz tarife ve en yüksek tarifeyi de ben sizlerle paylaşmış bulundum. Evet, çok yüksek. Bu da çok zorlamıyor çünkü biz burada öğrencilere ayrıca sağladığımız yemek yardımları, beslenme yardımları ve burs kredi imkanlarıyla bunun bir yük olmasının önüne geçtiğimizi düşünüyoruz. Burada tabii ki Şehit Gazi yakınları ve çocukları, işte devlet koruması altındaki gençlerimiz, çocuklarımız, bazı dezavantajlı kesimlerden yetişmiş çocuklarımız ve öğrencilerimizden hiçbir ücret alınmıyor. Onu da belirtmiş olayım. Yani bu, onlar bu şeyin dışında kalıyor. Bu tarife, ücret tarifesinin tamamen dışında tutuluyor. Onun haricinde
her yurtlarımızda kalan her bir öğrenciye günlük bizim 16 liralık bir yemek yardımımız var. Yani sistem şöyle işliyor. Açık büfe bir yemek organizasyonu yapıldığını düşünün. Bir otel konsepti. Öğrencilerimiz oraya geliyorlar. Diyorlar ki bu açık büfeden sabah kahvaltısında istediklerini tercih edebiliyorlar. Akşam yemeğinde de aynı şekilde istediklerini tercih edebiliyorlar. Biz akşam yemeği için akşam yemeği bütçesi olarak 11 lira bir yemek yardımı yapıyoruz. 11 lira bir öğrenci için. Sabah kahvaltısı için de 5 lira bir yemek yardımı, toplam 16 lira. Bu dezavantajlı kesim dediğimiz şehit gazi ailelerinde artı 10 lira daha ilave yemek yardımında bulunuyoruz. Bu paralar karşılığında oradan istedikleri yemeği yiyebiliyorlar. Ama bizim sağladığımız beslenme yardımının üzerine öğrencimiz çıkmak isterse, kendisi, yani ben ikinci çeşit bir tatlı yemek istiyorum derse ya da işte birkaç çeşit yemek tercih etmek istiyorum derse, onun da kendi ücretini ayrıca ödemek koşuluyla bu hizmetten yararlanabiliyor. Ortalama bizim her bir öğrenci ayda 480 liralık bir yemek ve beslenme yardımımız var. Yani bunu şöyle anlatmak isterim. Bir taraftan öğrenciden 280 lira, 300 lira gibi bir kira ama ücreti alınırken bunun veriyorsun karşılığında işte barınma, sıcak su, ısınma vesaire tüm imkanların yanı sıra da 480 liralık her öğrenci başına bir yemek yardımımız söz konusu. Tabii ki biz bu yurtta kalan öğrencilerimiz sadece okullarına gittikten sonra yurtlara geri döndüklerinde uyusunlar, dinlensinler, yemek yesinler gibi bir anlayış içerisinde değiliz. O öğrencilerimiz dinlensinler elbette, çok güzel yemekler yesinler elbette. Okuldaki derslerine de çalışsınlar ama onun dışında onların sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi, kişisel gelişimlerine katkı sunmak adına onların talep, ihtiyaç ve bizlerden istekleri doğrultusunda bir takım kurslar, yurt ortamında bir takım kurslar, atölye çalışmaları sadece düzenliyoruz. Sadece gelip yatıp yiyip gitmiyorlar. Yani, affedersiniz, hani orası bir otel gibi değil. Gençlerimiz de öyle düşünmüyor, biz de öyle düşünmüyoruz. Dinlenmesinin, ders çalışmasının, yeme içmesinin yanı sıra kendisini yarına hazırlamak adına bir takım eğitim olanaklarını da onlara sunabilmek adına bu atölyeleri ve kursları tertip ediyoruz. Yine yeni gelen birinci sınıf öğrencilerimize dönük şehre ve üniversiteye ve yurdumuza onların uyumlarını, adaptasyonlarını kısa sürede sağlamak adına yurdumuza hoş geldiniz adlı bir sosyal uyum, onların yeni ortama uyumu adına da bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Sportif faaliyetlerde hem o yurtlar arasında, katlar arasında belki de öğrencilerin geldikleri müsabakalar, turnuvalar şeklinde geldikleri ortama, yeni ortama adapte olmaları için bu tür katkılarımız olduğunu düşünüyorum. Yani yüksek öğrenimle ilgili aklıma ilk etapta geliveren çalışmalar bunlar. Bizim bu öğrencileri size başvuru mu yapıyorlar? Nasıl? Evet, bu öğrenciler. Yani belki dinleyen olur, merak eder. Tabii ki bu öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın internet portalından, web sayfası üzerinden yurtlara başvuruda bulunuyorlar. Ve bu yurt başvurularında farklı kriterler var. Yani neye göre bu öğrencilerin değerlendirildiği veya tespit edildiğine dönük. İşte ailenin ekonomik durumu, anne babanın medeni hali, çocuğun ve ailenin sosyoekonomik durumu hakkında bazı kriterler var. Bunlar gözetilerek burada daha çok ihtiyaç duyulan, bu imkana öncelikli olarak ihtiyaç duyulduğu düşünülen gençlerimize bu hizmet veriliyor. Anlıyorum. Ama bu başvurular dediğim gibi bakanlığımızın internet sitesi üzerinden sonra inceleniyor, araştırılıyor. Evet, ona çok göre de çocukları, sağlıklı yürüyen bir sistemdir bu da. Kesinlikle. Çok şeffaf ve sağlıklı yürüyen bir sistemle belli kriterlerin eşinde değerlendirmeler yapılarak bu yurtlarda kalmak üzere listeler belirleniyor ve ilan ediliyor. Evet. Bu sosyal aktiviteler, işte dediğiniz bu kültürel çalışmalar, zannediyorum bunlar demin söylediniz ama bu sizin yurtlarınızda kaldıkları müddetçe
çocukların kendi tercihine göre mi tabii seçiliyor? Tabii ki, tabii ki. Örneğin bir grup öğrenci diyebilir ki, ben bunu istiyorum diyor. Ben burada kalan 20 öğrenci olarak bir araya geldim. Sizden yabancı dil kursu açmanızı istiyorum diye. Böyle bir öğrenci tabii, grubu yapıp tabii, tabii, tabii. Bizim çünkü her yurdumuzda eğitim koordinatörlerimiz var. O eğitim koordinatörlerimiz bu gençlerimizi dinleyerek onların ihtiyaç ve temas halindeler kesinlikle. Onların ilgi gösterdiği, tercih ettiği alanlar neyse işte bir yerde bakıyorsunuz yabancı dille ilgili bir kurs açılabilirken bir başka yerde Osmanlıca ile ilgili, Osmanlı Türkçesi ile ilgili kurs açılabiliyor. Bir yerde enstrüman kursları açılabiliyor ya da güzel sanatlarla alakalı kurslar tiyatro açılabiliyor. Falan tabii falan tabii yani drama eğitimleri, drama. Tiyatro eğitimleri ya da işte sinema çalışmaları, sinema atölyeleri. Bu biraz dediğim gibi öğrencilerin istek, talep, tercihleri doğrultusunda şekilleniyor. Evet. Yani bu seçeneklere de sahipler. Tabii ki, tabii ki. Biz onların hizmetindeyiz. Ne kadar güzel. Onların hizmetindeyiz. Evet, çok güzel bir hizmet gerçekten. Çok da rahat ettiklerini düşünüyorum. Evet, daha iyilerine de layık. İnceliyorsunuzdur, evet, evet, bakıyorsunuzdur. Kesinlikle, kesinlikle. Onların kesinlikle, yani kesinlikle. Fikirlerini de alıyorsunuzdur. Onların fikirleri, gençlerin istekleri bizim için çok önemli. Hı-hı. Biz onlara bir şeyleri buyuran tarafta değiliz. Biz onlara arkadaşlık etmek istiyoruz. Onlarla arkadaşlık etmek istiyoruz. Onların ihtiyaç duyduklarını düşündükleri, onların düşündükleri ama bizim düşünmemizden ziyade onların düşündükleri neyse bizim de ona verilebilecek bir cevabımız, onlara sunulabilecek bir imkanımız varsa onu sunmak arzusundayız. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu çocukların arasında psikolojik sorunları olanlar da sanıyorum sizden bayağı bir yararlanır. Evet, yani burada bizim ben düşünüyorum da rehberlik eğitimlerimiz, manevi eğitimlerle ilgili olabiliyor, manevi danışmanlarımız değil mi? Çünkü var. Biraz sorunlar tabii ki. Da yani gençler, olabileceğini düşünüyorum. Bunun olmama ihtimali yok. Tabii. Bu konuda da yurt idaremize başvuru yaptıkları zaman biz bu konuda hem kendi elimizdeki potansiyelle bu talebe cevap vermek istiyoruz. Evet. Potansiyelimizin yeterli olmadığı durumda da ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından destek alabiliyoruz. Evet. İnşallah bu şansı iyi değerlendirirler. Kesinlikle öyle olacağına inanıyorum. Gayet de güzel. Şimdi yüksek öğrenim öğrencilerinin nasıl bu yurtlardan bu yaptığınız hizmetleri şöyle bir özetledik, öğrendik. İkinci şık olarak da spor faaliyetleri. Hani gençlik tamam, gençlik çerçevesi. Evet, biraz sonra gene değiniriz belki ama açtık. Anladım. Açtık o pencereyi. Şimdi spor faaliyetleri penceresini biraz açalım. Orada nasıl hizmetler var? Reklama kadar biraz da oradan alalım sonra devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İzniniz olursa tabii spor bizim bir anlamda da amiral gemimiz. Yani tabii, bakanlık yani, değil spor hemen öne çıkar ve de İsmini taşıyor çünkü. Yani bir gösteri boyutu da var sporun. İlgi boyutu var. Dolayısıyla spora tabii ki çok ayrıntılı yer vermemiz gerekebilir. Ben yurtlarla ilgili bir şeyi unuttum. Onu da paylaşmak isterim müsaadeniz olursa. Tabii ki biz işte yurtta bu yürüttüğümüz gençlere, çocuklara, öğrencilerimize dönük yürüttüğümüz çalışmalardan bahsettik. Ve burada belki burs yardımlarından, kredi yardımlarından da bahsettiğimizi düşünüyorum ama yurtlarımızın öğrencilerin dışında, öğrencilerin olmadığı dönemde özellikle çok farklı, çok anlamlı bir işlev yürüttüğünün de altını çizmek gerekir. Yani biz hepimiz işte pandemi döneminde bunları gördük, yaşadık. Ben burada göreve başlamadan önce de bildiklerim vardı ama göreve başladıktan sonra da arkadaşlarımdan aldığım veriler ışığında şunu söylemek isterim. Gerçekten bir bu yurtlar sadece bu milletin ailelerinin çocuklarına, gençlerine bir yuva olmamış. Bu dönemde milletimize de yuva olmuş kurumlar ve binalar. Çünkü hepimizin bildiği üzere pandemide, karantina süreçlerinde bazen hastanelerimizin belli yoğunlukla, belli sıkışıklıkla ihtiyacı o an için belki karşılamadığı dönemlerde yurtlarımız imdada yetişti. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız oldu. Devletimizin imkanlarıyla yurt dışından Türkiye'ye getirilen ama onların belli bir süre karantinada kalmaları adına biz burada yurtlarımızda bu vatandaşlarımızı misafir ettik. 2000'in üzerinde vatandaşımız Kocaeli'nde bu yurtlarda misafir edildi. Yine
hastanelere ek hizmet binası vazifesiyle yurtlarımız yine kullanıldı. Tabii kesinlikle. Burada da 2500 civarında vatandaşımız izolasyon amaçlı bu yurtlarımızda misafir edildi. Tabii burada tüm yurt çalışanlarına, burada görev yapan tüm arkadaşlarımıza, bizlerin sokağa adım atmaktan çekindiğimiz çok birbirini yakın, birbirini görmeden, yapamayan, edemeyen insanların bile birbirine mesafe koyduğu bir dönemde bu arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız yüzlerini ilk defa gördükleri, belki de bir daha görme imkanı, ihtimali olmayan insanımıza, vatandaşımıza kol kanat gerdiler, hizmet verdiler. Çok ben önemli. Huzurunuzda bu emekleri için kendilerine buradan da teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten sağ olsunlar. Efendim ben de söyleyeyim, yazmışlar Levent Atalı. Evet. Beyefendi hem sizi kutluyor hem de üniversite olarak desteğe hazırız her zaman diyor. Çok teşekkür ederiz. Yazmışlar. Çok sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar. Her zaman geçen desteklerine talibiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Bu kadar önemi var yani yurtların bir il veyahut bir ülke adına düzgün yapılırsa, düzgün çalışırsa önemi çok büyük iz bırakıyor yani, değil mi? Tabii. Bir de çok yönlü de kullanılabiliyor. Yani çok yönlü olduğu için Allah göstermesin zaten. Farklı illerde işte bir sel afetinde, bir deprem afetinde orada geçiş onları çözümlerde hemen anında yurtlar devreye alınıyor. O yüzden yurtlarımızın böyle bir özelliği var. Görüntümüz yok ama zannediyorum güzel, gayet de elverişli. Tabii ki. Zaten az önce yurtlardaki imkanlar ve konfor alanlarından da bahsettiğimiz düşünürsek gayet. İleriki bir tarihlerde gene inşallah gelir çeker görüntüler öyle gösterir. İnşallah. Memnuniyetle. Evet. Evet müdürüm, şimdi reklamımıza bir dakika kaldı. Onun için bu çok önem verdiğimiz bu spor faaliyetleri konusuna geçmeyelim, keselim. Tamam, nasıl uygun görürseniz. Rica ederim, kesmeyelim. O nedenle biz bir reklam diyelim. Hı hı. Bizi izleyenler ayrılmasınlar, önemli bilgiler veriyorsunuz. Ben yerel televizyonların bu programları çok önemsenmesini istiyorum. Evet. Çünkü biz bize lazımız, bunları öğrenmelerinde çok büyük fayda var. Kesinlikle. İlle de izlesinler ki öğrensinler bu şey. Evet. Bizim de gayemiz yapılan çalışmaları duyurmak, tanıtmak. İnşallah öyle olacaktır. Kısa bir reklam aramız var. Birlikte olacağız. İzleyenlerimizle kısa bir reklam. Evet efendim, reklam arası bitti nihayet. Şimdi hemen sohbetimize devamı başlayalım. Bakın izliyorlar ve memnunlar. İnsanlar bir şey öğrenmeyi de seviyor aslında. İzledikleri zaman bunu çok iyi anlıyorlar. Şimdi spor faaliyetlerine geçelim Sayın Müdürüm. Spor faaliyetleri ve hizmetleri. Spora çok önem veriyorsunuz. Zaten olmazsa olmazınız. Evet. Bakanlığınızın isminde olan bir önemli bir olgu. Evet. Şimdi o zaman ne yapıyor? Neler var? O hizmetler nelerdir? Öğrenelim. Buyurun. Spor alanında bakanlığımızın da aslında yegane hedefi spor kültürünü toplumumuzda oluşturmak, sporu tabana yaymak, bunu bir yaşam biçimi haline getirmek ve özel yetenekli gençleri, çocukları çok genç yaşta fark ederek, tespit ederek bunları doğru yönlendirmelerle birlikte elit sporcu, performans sporcusu dediğimiz elit sporcu haline getirmek. Evet. Tabii. Bizim de spor özelinde hedeflerimiz bunlar. Burada tabii ilimiz, her ilin kendine has imkanları, koşulları ve potansiyelleri var. Peki Kocaeli'nde genel anlamda spora dair bir fotoğraf çekmek istersek neler söyleyebiliriz, değil mi? Neler söyleyebiliriz?
Tabii Kocaeli için bir defa Kocaeli bir spor kentidir denilebilir. Çok rahat denilebilir. Denilebilir mi? Kesinlikle denilebilir. Yani burada baktığınız zaman gerek kulüp sayılarına, amatör spor kulüp sayılarına, gerek sporcu sayılarına, lisanslı sporcu sayılarına, faal sporcu sayılarına baktığımız zaman ve tesis olanaklarına, spor tesisi imkan ve olanaklarına baktığımız zaman ve dünden bugüne yapılmış, bugünden yarına yapılması düşünülen, yapılan, yapılmak üzere olan tüm tesis imkanlarına baktığımız zaman Kocaeli için bir spor kenti diyebiliriz. Ve ayrıca bu ilin sadece erkek sporcu anlamında değil, kadın sporcuların Evet, da yer evet. aldığı üst liglerde takımları var. Üst klasman takımları ve sporcuları söz konusu. Şöyle profesyonel liglerde yer alan takımlarını belki bir hatırlatmakta fayda olabilir Tabii diye ki. düşünüyorum. İşte Kocaelispor zaten şehrin Zaten malum. markası, biliyoruz Tabii ve ki. onu hep birlikte şehir olarak önümüzdeki yıl birinci ligde keyifle İnşallah. izleyeceğiz inşallah. İnşallah. O günü ve o sezonun başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bekleriz. Kocaelispor'un dışında Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un hem basketbol ve hem voleybol branşlarında birinci ligde takımları var. Bunlar mücadelelerine devam ediyorlar. İzmit Belediyesi kadın basketbol takımı, kadın basketbolunda en üst ligde çalışmalarını yürüten bir takım olarak yine şehrimizin takımlarından. Busokey takımımız var. Bu Süper Lig'de, Busokey'in de Süper Lig'de mücadele eden takımımız var. Kocaeli Bayan Futbol takımı yine birinci ligde. İhsaniye Bayan Voleybol takımımız var. İkinci ligde geçen sene sezonu bitirdi. Voleybol takımı, Gebze Voleybol takımı yine ikinci lig. Darıca Gençler Birliği futbol takımı, erkek basketbol takımımız, özür dilerim, yine ikinci ligde. Derince ve Darıca Gençler Birliği futbol takımlarımız da üçüncü ligde. Yani bunları şunun için örneklemiş oldum. Üst liglerde, profesyonel liglerde birçok farklı Evet, spor birinci ligde branşında, bir sürü şey evet saydınız. birçok Tabii. spor branşında bazen il takımı, bazen ilçelerimizden çıkan takımlarla Kocaeli'nin spor potansiyelini aslında bize gösteren bir fotoğraf diye sizlere bunu aktarabilirim. Tabii burada ilimizin ilde spora bakış veya tesis potansiyel imkanları ile ilgili biraz daha ayrıntı vermemiz gerekirse, tabii en başta şunu da belirtmek lazım. Yani burası çok kültürlü bir yapıdan söz edebileceğimiz bir şehir. Yani 81 ilden göç almış, Tabii ki. göç almaya da devam ediyor. Kocaeli küçük dev deriz biz Evet, Kocaeli'ye. değil mi? Yüz ölçümü olarak küçüktür Evet, ama devdir. kesinlikle. Tabii Gerçekten bu devdir. 81 ilden alınan göçler ya da Tabii. Sanayi devi. geçmişte farklı Kafkaslardan, Karadeniz'den, Balkanlardan alınan Tabii göçlerle tabii tabii. beraber bir burada kültür mozaiğinden de Evet, bahsedebiliriz. evet. Farklı etnik kökenden Etnik gelen kökenler. insanların bir arada birbiriyle tanıştıkça, kaynaştıkça, birbirleriyle aile oldukça, kız alıp kız verdikçe denir Evet. ya, bu farklı alt kültürden, farklı etnik özelliklerden belki farklı genlerden diyebilir miyiz bilmiyorum. Bu farklılıkların buluşmasıyla beraber çok yetenekli, çok kabiliyetli çocukların ve gençlerin Evet. olduğunu çok rahat söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir insan kaynağına uygun imkan ve zemini sunduğunuz zaman başarı da beraberinde geliyor. Baktığımız zaman şehrimizde dünden bugüne özellikle yerel yönetimlerimizin yürütmüş olduğu birçok rekreasyon alanında spor tesisleri var, yatırımlar var, yürüyüş yolları var, bisiklet yolları var. Dolayısıyla spor kenti çok rahat denilebilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan da gerek bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız, valiliğimiz, ilde Kocaeli Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz işbirliğinde adeta bir spor seferberliğinden de söz etmek mümkün. Çok güzel. Baktığımız zaman yine tesisleşmede Kocaeli ciddi imkanlara, olanaklara sahip bir şehir. Kocaeli'mizde birçok branşa ev sahipliği yapabilecek gerekli spor altyapısı mevcut. Yani burada hem devletimizin, bakanlığımızın yaptığı yatırımlar var. Bir de bu konuya
duyarsız kalmayan, bu konuyu önemli ve özellikli bir konu halinde gören, başta Büyükşehir Belediye'miz ve Belediye Başkanımız olmak üzere yerel yönetimlerimizin de ciddi bir spor özelinde gündeminin olduğunu görüyoruz. 530 adet spor kulübümüz var Kocaeli'nde. 530 adet spor kulübümüz var. 206 bin sporcumuz var. 206 bin sporcumuzla beraber bu pandemi koşullarına rağmen, birçok yasağın, kısıtlamanın olmasına rağmen de 2021 yılında yaklaşık 16 binin üzerinde sporcumuz da 206 binlik grubun içerisinde 16 binlik bir grubumuzda faal sporunu sürdürebildiler. Faal olarak bunlar çok yine güzel. Milli takım seçmelerine ya da federasyon faaliyetlerine, şampiyonalara katılabilmek üzere tüm çalışmaların hazırlıklarını sürdürdüler. Bir şeyin de adını çizmek isterim. Kocaeli'de havuzu bulunmayan ilçe yok. Yani bunun kıymetini çok bilmemiz güzel. Lazım. Bu çok, çok değerli güzel. Bir şey. Çok. Her ilçemizde yüzme havuzu var bir defa. Yani az önce ifade ettiğim gibi bakanlığımızın yaptıkları var, yerel yönetim bakanlık işbirliğinde yapılanlar var. Yerel yönetimlerimizin bizzat kendi imkanlarıyla, olanaklarıyla yürüttüğü yatırımlar olmuş. Belki de bu özelliğiyle, yani elimde bir istatistik yok ama belki de bu özelliğiyle Türkiye'de de ilktir ya da ilklerden ya da ilk 2-3 ilden bir tanesidir diyebiliriz. Yani umarım her ilçesinde öyledir. Havuz olması hasebiyle bunu söylüyorum. Evet. dolayısıyla Kocaeli gerek insan kaynağıyla gerekse altyapı, üst yapı yatırımlarıyla, tesis olanak ve imkanlarıyla sporu seven, sporu önemseyen ve başarının peşinden giden bir şehir. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. 500 küsür tane amatör spor kulübü. Evet, evet, spor evet. Kulübü. Yani demek ki 206 bin sporcudan tabii 206 bin sporcudan bahsediyoruz. Sayı değil, tabii çok ciddi bir sayı. O zaman çok ciddi büyük bir sayı. Tabii biz bu ilde sporla kesinlikle bilinçli olarak, lisanslı olarak bu işi yapan bir ciddi bir sayı var. Evet, çok ciddi güzel. Bir sayı var kesinlikle. Tabii. Bunlar da umumiyetle gençler olduğuna göre. Tabii ki, yani tabii, ki tabii. Tabii ki. Belli bir yaştır mutlaka. O zaman fena, güzel yani. Güzel bir tablo var. Bu pandeminin memnunsunuz, tabii değil ki siz? Tabii ki memnunuz. Bizim tabii gayemiz bu sporcu sayılarını arttırmak. Evet. Gerek lisanslı sporcu sayılarını arttırmak, gerekse okul sporlarında sporcu kartıyla ya da bakanlığımızın bir takım spor projelerine katılan gençlerdeki sayıyı arttırarak bu toplam sayı sporcu sayısında ciddi manada bir artış yapmayı hedefliyoruz. Pandemi sonrası özellikle yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu sayıları yapabileceğiniz bir şey var mı? Yani daha çok spora çekmek için. Daha çok spora çekmek üzere yapabileceğimiz şey bir defa yaptıklarımızı, yapmak istediklerimizi anlatmak. Bir defa anlatmalıyız. Yani bundan haberdar kılmalıyız. Evet. Gençlik Spor Bakanlığı'nın ne yaptığını, Taşra Teşkilatı'nda illerde bizim kurumlarımızın ne yaptığını, az önce işte yurt hizmetlerini anlattığımız gibi sporda da neler yaptığımızı ısrarla vatandaşımıza anlatmalı, arz etmeliyiz. Arz etmemiz lazım ve onları ısrarla bu tesislere, bu faaliyetlere davet etmemiz gerekiyor. Evet. Bunun için tesislerimizi biz onların talebi, isteği doğrultusunda bize bir talep gelmesi durumunda haftanın 7 günü 24 saat anlayışıyla da hizmete almak istiyoruz. Ki insanlar daha çok spor yapabilsin, sadece çocuklar için değil, bu 7'den 70 herkes için spor yapabilme adına bunu seferberlik olarak görmemiz lazım. Sporun yaşı var mı? Tamam, çocukken belki başlaması kendisi için değil. Tabii ki onu bir meslek olarak görebilir, profesyonelleşebilir, işte ama performans sporcusu olabilir ama bu bir yaşam tarzıdır. İnsanların bisiklete binenler olduğu gibi yürüyüş yapanlar var, trekking yapanlar var, günlük bir takım fiziksel aktivitelerde, çalışma ortamında ya da ev ortamında hiçbir salona gitmeksizin bir takım kondisyon hareketleriyle kendini formda ve zinde tutmak isteyen insanlar. Bu bir yaşam tarzı, bu kültür. Evet. Bunun hiçbir zaman yaşıyor kesinlikle. Bu kültürü benimsememiz lazım galiba, değil mi? Daha yani, iyiyiz, daha çok benimsiyoruz. Eskiye nazaran daha mı iyiyiz? Eskiye nazaran bu anlamda ben hepimizin daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. İncelemişsinizdir mutlaka, vardır bunun bir şeyleri. Yani şöyle diyelim, hem
biz koşabiliyorken koş diye bir projemiz var. Onu da biraz sonra belki bahsetmeyi düşünüyordum ama tabii koşabiliyorken koş projesi sadece çocuklar ve gençler için değil, anne babalar için, ablalar, teyzeler için, abiler, amcalar için de. Zaten evinizi, onu getiriyor benim aklıma. Evet. Koşabiliyorken koş. Evet, yani el ayak tutuyorken değil mi? ya da işte sağlığı biraz da koruma lazım. Anlamında biz tüm spor tesislerimize vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Antrenörlerimiz eşliğinde gelsinler. Orada onların gözetiminde, onların kontrolü, rehberliği altında yürüyüş yapsınlar. Bazı kültür fizik çalışmalarında bulunsunlar. Yapabiliyorlar mı yani? Tabii ki. Tüm tesislerimiz vatandaşlarımıza bu anlamda açıktır. Oraya geldikleri zaman biz antrenörlerimizle, tüm çalışanlarımızla onlara doğru yönlendirmeyi, doğru spor yapabilme imkanını onlara sunmaktan büyük memnuniyet duyarız. Yani gençlerin, işte çocukların falan yanı sıra, bu da çok güzel efendim, Müdür Bey diyor ki herkes gelebilir diyor. Yani gelin, evet gelin, spor yapın, hayatınıza sokun spor, evet, diyor, evet, değil mi? Evet, biraz sonra kesinlikle, zaten özellikle sizden insanlar, yani halkımıza söylemek istediklerinizi rica edeceğim de, ama buradan hemen bunu çıkaralım. Evet, kesinlikle. Şimdi artık izleyenlerimize seslendiniz burada tekrar. Onun için hakikaten bunu madem ki böyle de bir imkan sunuyorsunuz. Evet. Yapmak lazım. Değil mi? Evet. Şimdi tabii sporcu yetiştiriyorsunuz bir yerde, bir anlamda da. Bunun başka bir nedeni de var. Bunun mesela ülkesel anlamda nedenleri var. Şampiyonalar var işte efendim. Uluslararası var değil mi? Elit sporcu dediğimiz. Evet. Bakanlığımızın belli ülkeler ve bu bağlamda da bizim ilimizde var tabii içinde. Bir sürü saydınız, kulüp ve işte bilmem ne kadar bin sporcu. Bunların yetişmesinde hedef var mı? Hedef var mı? Evet. Belki diyor mu? Bu tür çalışmalarınız, bu tür yetiştirme veya bu tür müsabakalara, şeylere katılma imkanınız oluyor mu? Teşekkür ediyorum. Tabii biz... Bu az önce de sohbetimize konu olan sporu bir tabana yaymak, spor kültürü oluşturmak adına her kesime hitap eden işler yaptığımızdan bahsettik. İşte koşabiliyorken koş bu anlamda bir çalışmaydı. İşte dedik ki ilçesinde havuzu olmayan bir il değil Kocaeli. Her ilçesinde bir havuz mutlaka var. Evet. Dolayısıyla biz burada yüzme bilmeyen, bakanlığımızın yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında. Sanki bu havuzlar yetersizmişçesine bakanlığımızın bize katkısıyla 7 adet de portatif yüzme havuzunu biz ilçelerimize kurduk. Sezonluk bu faaliyetlere gençlerimiz katılabilsin diye yaz döneminde. Hem kendi havuzlarımız, hem belediyelerimiz havuzlarında, yerel yönetimlere ait havuzlarda, hem de bizim yeni kurduğumuz, bu yaz döneminde kurduğumuz 7 adet portatif yüzme havuzunda biz çocuklarımız yüzme bilsin istiyoruz. Yani iki tarafı denizlerle çevrili olan, işte Marmarası'yla, Karadeniz'iyle, bir tarafta Sapanca Gölü'ne su dolu her tarafta, kıyısı bilsin, olan diyelim bir ilden bahsediyoruz. Su dolu bir il sizin ifadenizle. Bu çocuklar yüzme öğrenebilsinler ve yüzmenin biz havuzda öğrenebileceğini düşünüyoruz zaten bakanlık ve teşkilat olarak. Şimdi yüzme bilmeyen kalmasına tabii ağırlıklı biz çocuklarımızı davet ediyoruz ama yani buna biz yetişkinlerimize davet ediyoruz. Yani belli yaşa gelmiş hala ben mesafeliyim yüzmeye, havuza falan. Yani olabilir, bunlar çok karşılaştığımız durumlar. Yetişkinlerimizi de bu yüzme bilmeyen kalmasın projesinde havuzlarımıza bekliyoruz. Hocalar dahilinde. Tabii orada şekilde, ilgili tedbirler alınmış, ilgililer tarafından can kurtaranlar ve yüzme antrenörlerimizle eşliğinde. Mesela burada yakında var. Şimdi Kocaeli'nde bizim Gebze'den Kandıra'ya kadar yüzme havuzumuz var. Yani Gebze'de bakanlığımıza ait bir yüzme havuzu var. Kandıra'da yeni yapımı tamamlanan bir yüzme havuzumuz önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Güzel. Onun dışında merkezde var mı? Merkezde İzmit Belediyesi'nin bir yüzme havuzu var. Bakanlığımızın İzmit merkeze kazandırılmak üzere bir yüzme havuzunun da bu program aracılığıyla duyurmuş olalım. Bakanlığımıza biz bu konuyu ilettik ve bakanlığımızın yatırım programına dahil edildi. İnşallah İzmit merkeze de bakanlığımıza ait bir... Evet, çok doğru bir soru oldu. Kesinlikle haklısınız. Olması lazım.
İzmit merkezde bize bakanlığımıza ait bir havuz yokken yok çünkü. Şimdi biz onu yatırım programına aldık. İnşallah kısa bir sürede projesini yapılacak. Hazırlayarak İnşallah. İhale süreçlerini başlatmak istiyoruz. Süper Bizi olur. De çok heyecanlandıran bir şey. Yani Gerçekten İzmit yani tamam belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin tamam özel teşebbüsün havuzları var ama bakanlığımızın İzmit merkezde Kocaeli'nin kalbi dediğimiz bu merkezimizde bir bize ait yüzme havuzunun olmasını biz teşkilat olarak çok önemsiyoruz. Ama bununla ilgili de dediğim gibi biz bakanlığımızla görüştük. Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğümüzden de uygunluk sözünü ve görüşünü almış bulunuyoruz. İnşallah bu yatırım programı alınacak ve biz de tez zamanda bu havuzu İzmit'e kazandırmak istiyoruz. Çünkü ihtiyaç lüks değil. Tabii ki. Bir de arz ettiğiniz zaman talep görüyor. Evet. Yani tabii, siz havuzu ortaya koyarsanız sonra anlatabilirsiniz. Havuz var buyurun yüzün. İşte antrenörümüz var buyurun size yüzme eğitimleri versin diyebiliriz. Tabii ki bunu insanımıza, vatandaşımıza arz etmemiz lazım. Mutlaka. Anlatmak lazım. Burada tabii GSB Spor Okulları, Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları diye de bir projemiz var bizim. Burada 5-18 yaş aralığındaki çocuklarımıza ilgileri doğrultusunda farklı branşlarda biz spor eğitimleri veriyoruz. Tabii buradan hobi amaçlı bu spora yönelen gençlerimiz olduğu gibi bu işi daha sonra bilinçli, lisanslı düzeyde de yürütmek adına kulüplere yönlendirdiğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz yetişiyorlar. Tabii bunu bir sporcu havuzu olarak düşünmek lazım. Tabii. Bu sporcu havuzuna yeteri kadar sizin çocukların oynayacağı bir yerin dışında. Dışında bir sporcu havuzuna bu spora ilgisi olan insanların toplandığını düşünelim. Buradan da bazı kriterlerle, bazı özel eğitimlerle bunların doğru yönlendirildiğini, bir kısmının yeteneklerine doğru bir sürece kanalize edildiğini, bir kısmının düşündüğü branşta değil de başka bir branşta faydalı olabileceğinin kendisine ya da ailesine öğretilmesi ya da dediğim gibi az önce bazı spor kulüplerine sporcu kazandırılması anlamında bu çalışmaları önemsiyoruz ama sizin az önce ifade ettiğiniz özel sporcu dediğiniz ya da işte bizim performans beklenilen elit sporcu dediğimiz ülkemiz, şehrimizi önce sonra ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecek düzeyde sporculara dönük neler yapıyoruz? Buna cevaben şunları söyleyebilirim. Bakanlığımızın yine sportif yetenek taraması adlı bir projesi var. Bu proje kapsamında neler yapılıyor? Hızlıca onlardan bahsedeyim. İlkokul 3. sınıflarda bir tarama yapılıyor. Bu çocuklar okullardan taramaya davet ediliyor, alınıyor ve bu taramalardan sonra da bu öğrencilerin yetenekleri, koşu hızları, dayanıklılıkları gibi açılardan belli bilgiler, kendileriyle alakalı belli veriler ışığında o çocuklara bir yönlendirme yapılıyor. Bu yönlendirmelerde geçtiğimiz dönemde pandemiden öncesi için bunu söylemem gerekir. 30 bin civarında biz öğrencimize, ilkokul 3. sınıf seviyesindeki öğrencimize sportif yetenek taramasında bulunmuşuz. Bu çok önemli bir çalışma. Yani bu adeta bir devlet politikasıdır. Yani yarın bir gün hangi spordan ne başarı bekliyorsanız bu çocuklarla ilgili uygun yaşlarda, uygun seviyelerde bunları tespit etmek, doğru yönlendirmek bu başarının belki de en temel adımıdır. Tabii adım adım giden bir iş bu. Yani sportif yetenek taramasını yapıyorsunuz. Bu taramadan belli öğrencileri seçiyorsunuz. Bu seçtiğiniz öğrencileri eğitim alıyorsunuz. Peki bu eğitimi aldıktan sonra ne oluyor? Bunu destekleyen başka şeyler onlara sunmanız, beraberinde onlara bunu arz etmeniz gerekiyor. Sporcu eğitim merkezleri devreye giriyor ondan sonra da. SEM diyoruz biz buna. İlimizde de bizim bu tarz bir eğitim merkezimiz var. Bu sporcu eğitim merkezlerine de sportif yetenek taramasından seçmiş olduğumuz çocuklarımızı ve bazı müsabakalarda, yereldeki bazı müsabakalarda ya da ülke içinde bazı müsabakalarda başarı elde etmiş sporcularımızı branşlara göre özel eğitimlere tabi tutuyoruz. Sporcu eğitim merkezinde bu yürütülüyor. Sonra bunun bir diğer adımına gelindiğinde ise zaten bunu bir piramit olarak düşünürsek yavaş yavaş zaten çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Sonrasında da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi dediğimiz, kısaca TOM diye bilinen
Türkiye Hazırlık Merkezi'ne, ki ilimizde de mevcuttur ve bakanlığımızın en önemli projelerinden bir tanesidir TOM. Bu SEM'lerden ve sporcu eğitim merkezlerinden ve federasyonlarımızın belirlemiş olduğu bazı özel kriterlere sahip başarılı sporcular bu Olimpiyat Hazırlık Merkezi dediğimiz, TOM dediğimiz projeye dahil ediliyorlar. Ve bunlar dahil edildikten sonra da ne oluyor peki bu çocuklar? Buradan milli takımlara transfer. Milli takımlara biz elit sporcu dediğimiz sporcuları yetiştirmiş oluyoruz. Harika. Peki efendim, o zaman biz de şimdi bir reklam diyeceğiz yine. Peki. Biraz bir nefes alırsınız. Tamam, teşekkür ederim. Yine bir reklam efendim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet müdürüm, devam ediyoruz. Nasıl isterseniz. Ya tabii spor deyince böyle hani biraz daha relax, daha bir böyle şeyli bir program. Evet. Kendimizi rica ederim. Kendimiz de biraz böyle bir şey oluyoruz. Yani yapmamız lazım bunu değil mi? Bize de bir farkındalık evet, sundunuz efendim. Ne güzel. Şimdi siz... yüksek öğrenim 3'e ayırmıştık. Bunlar çok önemli noktalar. Evet. Yüksek öğrenim çok önemliydi. Yurtları anlattınız. O kadar önemli ki mutlaka oradan söylediler de soruyorlar da. Kimisi yurt istiyor, kimisi havuz istiyor. Genç yıldan da yazanlar var. Şimdi spor faaliyetlerini de anlattınız. Dolu dolu anlattınız. Biraz şeydi bir programın alalım. Süresi el verdiği ölçüde anlattık. El verdiğince hep her şeye değinelim istiyorum. Evet. Tüm gençlik çalışmaları aslında gençlik çalışmalarını anlattınız demin. Gençlik için neler yaptığınızı. Evet. Kısaca tekrar özetlemek gençlik, evet. Kısa tekrar bir özetlemek istersiniz sanırım. Evet. Çünkü projeleriniz vardı. Evet. Peki tekrar onu bir üstüne basarak değinelim. İyi olur. Sevcan Hanım şimdi biz yurt sporla ilgili, yüksek öğrenimle ilgili çalışmalarımız, işte spor özelinde yürüttüğümüz tüm çalışmaların dışında biz bir de gençlik çalışmaları yürütüyoruz. Muhtemelen sizler de takip ediyorsunuz ya da basından da duymuş olabilirsiniz. Gençlik merkezlerimiz var. Bakanlığımızın gençlik merkezleri var. Bu gençlik merkezlerinde neler yapılıyor ya da gençlerimizi nereye davet ediyoruz biz? Bu anlamda da biraz sohbet edelim. Şu an halihazırda bizim faal olarak hizmette bulunan 5 adet gençlik merkezimiz var. 5 adet? 5 tane farklı ilçede gençlik merkezimiz. Farklı ilçelerde olmak üzere. Evet, şu an 6. gençlik merkezimiz de tamamlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde kullanıma sunuyoruz. 6. Gençlik Merkezimizde, Derince ilçemizde. Güzel. Hazırlanmış. Neler oluyor durumda. Orada? Hemen onlara da gireyim. Burada küçük bir gençlik merkezleriyle ilgili gelişmeden de söz edebiliriz. Derince Gençlik Merkezimiz hazır. Dedim. Aynı zamanda inşallah bu yıl içerisinde biz Kartepe ilçemizde de yine orada da bir gençlik merkezi ihtiyacı vardı ilçemizin ve belediye başkanımızın da bu anlamda beklentisi böyle bir merkezin ilçeye kazandırılması yönünde de hassasiyeti ve ilgisi vardı. 6. gençlik merkezimizin hemen akabinde biz bu yıl içerisinde Kartepe'de de yeni bir gençlik merkezini hayata geçiriyoruz. İnşallah gençlik merkezi sayımız bu yıl içerisinde 7'ye ulaşmış olacak. Gençlik merkezlerimizin dışında bizim herhangi bir nedenden ötürü gençlik merkezlerine ulaşamayan ya da farklı mesafe vesaire gibi hususlardan dolayı gençlik merkeziyle buluşturamadığımız gençlere daha butik bir şey yapmak adına bakanlığımız tarafından Genç Ofis diye bir çalışmamız daha var. Bu çalışmanın ismi dediğim gibi Genç Ofis. Şu an Genç Ofis çalışmalarına da bir taraftan ağırlık veriyoruz. Tabii gençlik merkezleri daha büyük yapılar. Genç ofislere kıyasla metrekare ve fiziksel imkanları, özellikleri açısından. Şu an bizim İzmit'te bu butik gençlik çalışmalarına yönelik İzmit'te bir adet gençlik ofisimiz, genç ofisimiz mevcutken Dilovası'nda 3 tane genç ofisimizle alakalı tefrişatlarını, hazırlıklarını şu an tamamlıyoruz.
Onun dışında biz genç ofisleri sadece bakanlığımıza ait herhangi bir yerde, bir binada gibi düşünmüyoruz. Üniversitelerde, liselerde de genç ofis çalışması yapabiliyoruz. Yani ilgili kurumlarla görüşerek orada bir bize tahsis edilecekleri bir alan varsa tabii ki. Bir işbirliğinde oralarda da genç ofisler kuruyoruz ki oradaki gençlerimizin istifadesine sunalım. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitemizde yaptığımız görüşmeler oldu ve orada bize üniversite rektörümüz, Gebze Teknik Üniversitesi rektörümüz yer tahsis etti. Güzel. Şimdi onun tahsis ettiği yere genç ofis yapmak üzere proje hazırlığımız devam ediyor. Yine biz tabii ki olmazsa olmaz Kocaeli Üniversitesi'nde de bir genç ofis yapmak arzusundayız. O süreçle ilgili de rektörlüğümüzle ilgili kişilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Uygun bir takvimde, uygun bir planlamayla biz orada da genç ofis çalışmasını kesinlikle haklısınız. Evet, olmalı. Yani. Hem bir taraftan daha büyük yapılar, gençlik merkezleri, bir taraftan da daha butik, daha sevimli, daha sıcak belki yapılarda genç ofisleri eş zamanlı yürütmek istiyoruz. Tabii genç ofislerde ya da gençlik merkezlerinde gençlere dönük neler yapılıyor sorunuza cevaben ne söyleyebilirim? Bir defa sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler sunarak gençlerin kendilerini hem iyi hissetmeleri hem kendilerini geliştirmelerine dönük onlara olanaklar sağlıyoruz. Ve toplumumuza aktif vatandaşlar, mutlu vatandaşlar, bireyler olarak katılımları için bir gayret içerisindeyiz. Tabii burada bizim gençlerin bilgi ve becerilerini arttırmak, özellikle boş vakitlerini değerlendirmek, sorunlarına, varsa olası sorunlarına yardımcı olmak, onlara rehberlik ve danışmanlık yapabilmek üzere bir gaye gidiyoruz. Buralarda yürütülen birçok farklı alanda kurs faaliyetleri, atölye faaliyetleri, kulüp faaliyetleri gerçekleşiyor. İşte değerler atölyesinden tutun da inovasyon atölyesine varana kadar, dil eğitimlerinden kişisel gelişim atölyelerine, sosyal bilimler, sosyal ve kültürel faaliyetler, yaşam atölyesi gibi atölye çalışmalarının yanı sıra gönüllülük kulübü, sağlıklı yaşam kulübü, güzel sanatlar kulübü, sosyal bilim, sosyal kültürel faaliyetler kulübü gibi bir takım kulüp çalışmalarıyla da ve atölye çalışmalarıyla biz bu gençlerimize nitelikli, eğitimli ve kendisini farklı alanlarda da yetiştirmiş donanımlı bireyler haline getirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca bakanlığımızın Türkiye genelinde de düzenlemiş olduğu bir takım kültür sanat yarışmaları ve sosyal projeler var. İşte zaman zaman biz bununla ilgili duyuru ve ilanlara da çıkıyoruz. Münazara yarışması düzenliyoruz, bilgi yarışmaları düzenliyoruz. Tabii, bir takım kültür sanatla ilgili yeri geliyor ses yarışması, yeri geliyor tiyatro, şiir okuma yarışmaları gibi aktivitelerle bu gençleri buluşturuyoruz. Evet. Tabii gençlik merkezlerimizle ilgili herhalde bu çalışmalar özellikle pandemiden sonra daha yoğun bir şekilde devam edecek. Tabii burada nasıl yurtlarımız pandemi döneminde şimdi onu da tabii farklı bir iş, büyük farklı bir şey evet, oldu değil mi? Farklı bir görev ifa etmişken gençlik merkezlerimiz pandemide ne yaptı gibi bir soru da beraberinde sorulabilir. Evet. Gençlik merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız ve gönüllü gençlerimiz de gerek saha çalışmalarıyla gerekse yapmışlar mekansal anlamda işlerliklerini yürüttüler. Yani gençlik merkezleri bu anlamda kepenkleri indirmedi. Öyle diyebiliriz. Doğru. Ayrıca gençlik merkezindeki arkadaşlarımız yaklaşık 11-12 bin civarında da siperlik maske imalatı gerçekleştirdiler. Bu tabii kesinlikle bu imalattaki gerçekleşen bu imalatla gerçekleşen siperlikleri başta sağlık ve emniyet çalışanlarımız olmak üzere ihtiyaç duyan, talepte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlara ya da yeri geldiğinde esnaf ve vatandaşlarımıza bunu bizim bizzat genç kardeşlerimiz kendi elleriyle ulaştırdılar. Yine aynı şekilde gençlik merkezindeki arkadaşlarımız kaymakamlıklar bünyemizde oluşturulmuş olan bu vefa destek ve vefa sosyal destek gruplarında da yeri geldi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir takım yardım faaliyetlerini taşıdılar, ulaştırdılar. Yeri geldi
maaş almakta zorlanan, maaşını almaya almak üzere bankaya çıkamayan büyüklerimizin de maaşlarını alıp evlerine ulaştırdılar. Evlerine uzaktan eğitimle, biliyorsunuz e-okul sistemi ve uzaktan eğitimle çocuklarımız bu yıl eğitimlerini takip etmek zorunda kaldılar. Evinde internete erişim problemi yaşayan ya da işte evinde bir bilgisayar imkanı bulunamayan çocuklarımız ve gençlerimiz için de merkezlerimizde biz EBA destek sınıfları oluşturduk. Yani o EBA destek sınıflarıyla bizim o sunduğumuz altyapıyla çocukların bu eğitimlerden uzak kalmamaları ve de mahrum kalmamaları açısından bir rol üstlendik. Ben yine bu pandemi sürecinde yürütülen çalışmalardan ötürü arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bayağı da faydaları olmuş. Ki bu sadece söyleyebildikleriniz, mutlaka gençlerin büyük faydası olmuştur bu merkezlerle. Şimdi tabii söyleyelim, sonra görmezsiniz. Mevlüt Ağar'a ilçemize yaptığı müdürümüzün diyor yaptırımlardan dolayı çok teşekkür yatırımlardan ediyoruz. Yatırımlardan dolayı evet teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. İlçemize selamlar. İlçemize yapılacak yatırımlardan dolayı il müdürümüze teşekkür biz ediyoruz de, diyor. Sağ olsunlar, selamlar, hangi sevgiler ilçe sunuyoruz. İlçe bilmiyoruz ama o şekilde yazmış. Ramazan Kurt Beyefendi de size selam ve teşekkürlerini belirtiyor. Selam, ben teşekkür ediyorum. Aha, sağ olun. Madem yazdılar, buraya söyleyelim. Evet, yaptığınız hiçbir şey boşa gitmez. Sizin yaptığınız güzellikten mutlaka çok daha fazlasıyla size döner diye düşünür. Öyle evet, insana zaten yapılan bir yatırımdan söz ediyoruz. Tabii. Evet. Şimdi tabii pandemi süresi, işte şu anda biraz normalleşmeye dönmek üzereyiz. Evet. Ondan sonra yaz zaten, yaz dönemi de içindeyiz. Evet. Yazın bu tür çalışmalar daha çok oluyor zannediyorum, evet, değil mi? İşte çocuklara, gençlere, ailelerine evet, bir takım imkanlar sunuluyor evet, sizlerin evet, tarafınızdan mutlaka. Bilgi vermek ister misiniz bu konuda? Yaz döneminde yapılan, nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Tabii ki verebilirim. Bu gençlik çalışmalarıyla ilgili, bilmiyorum vaktimiz varsa. Tabii tabii, buyurun, anladın. Daha var daha. Bir projeden, bir yarım saatinden sonra da var. Tamam, bir iki projeden de bahsetmek tabii isterim. Gençlik çalışmalarımız, yürüttüğümüz gençlik çalışmalarımız evet, özelinde. Bir defa bakanlığımızın Türkiye'nin farklı illerinde evet, sanırım 11 kamp olması lazım. Farklı illerinde kamp alanları var. Gençliğin evet, kamp tesisleri var. Bu kamp tesislerinden gençlerimiz bakanlığımızı takip ederek, bakanlığımızın müracaat dönemlerini internet evet, sayfası üzerinden takip ederek bu kamplara müracaat edebiliyorlar. Bu kamp alanlarına biz ilimizden de bazı gençlerimizi farklı illerdeki tesislere, hı, kamplara ilimizden de öğrencileri yönlendirebiliyoruz. 12-25 arasında yaş grubu, 12-25 yaş grubundaki gençlerimize bu imkan sağlanıyor. Tabii farklı illerde bulunan bu kamplardan bir tanesi ilimizde de mevcut. O da Kefken Gençlik Kampı. Kefken Gençlik Kampı'na yine Türkiye'nin farklı illerinden bakanlığımıza başvuruda bulunan ve kamp listelerine girmeye hak kazanmış gençlerimizden yaklaşık 800 kadar gencimiz bu yıl bizde Kocaeli'mizin Kefken Gençlik Kampı'nda misafir edilecekler. Tabii bizim bu yıl ve sonrasında şöyle bir düşüncemiz var. Kefken'deki gençlik kampımızı bakanlığımızın o yoğun Türkiye geneline hitap ettirdiği o dönemdeki çalışmalarının dışında yılın geri kalan, arta kalan zamanlarında ilimizin gençlerine, Kocaeli'mizin gençlerinin de istifadesine sunmak üzere bir çalışma yapmak arzusundayız. Bununla ilgili evet, gerek okullarımızda, işte üniversiteler, orta öğretimler, gerekse gençlik çalışmaları yapan STK'larımızla, dernek ve vakıflarımızla istişareler yaparak bu tesisten Kocaeli'nde ikamet eden bu şehrin gençlerinin ve evlatlarının da istifade etmesini arzu ediyoruz. Orada yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alana evet, kurulu güzel bir tesisimiz var. Hı hı. İnşallah uygun bir vakitte sizleri de İnşallah orada güzeldir mutlaka orayı bir ziyaret etmeniz ya da görmenizi tavsiye ederim.
Onun dışında gençlikle alakalı, tabii son yıllarda gençlerimizin ülkedeki yaşanan bir takım gelişimlere paralel olarak belki de yükselişe geçmiş olan bir teknoloji, bilim, sanayi özelinde yeni bir merakı var. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Tabii ülkede yaşanılan bilim ve teknolojideki gelişmeler gençler çok ilgiyle takip ediyor. Heyecanla evet. belki de takip evet, ediyorlar. Kesinlikle. Dolayısıyla bu gençlerin bu ilgi ve alakasına bizim bakanlığımızın ve bizlerin duyarsız kalması düşünülemezdi. Evet, ne ve yaptınız? İlimiz içinde, biz Kocaeli içinde işte Sayın Valimiz, Sayın Settar Yavuz Bey'in de her fırsatta konuşmasında değindiği gibi Kocaeli biraz hem teknoloji, hem sanayi, hem bilim üssü bir şehir. Böyle imkanlar barındırıyor kendi bünyesinde. Dolayısıyla sanayi ve teknolojinin öne çıktığı bir şehirde bizim de buna dair kayıtsız kalmama adına bakanlığımızın, Gençlik Spor Bakanlığımızın aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla, TÜBİTAK'la ve T3 Vakfı diye halk tarafından bilinen Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı işbirliğinde, koordinasyonunda illerimize deney yap teknoloji atölyeleri kurmak yönünde bir projesi vardı. Biz çok memnunuz ki ilimize iki tane deney yap teknoloji atölyesi birden kazandırıyoruz. Evet. Buna katkı veren başta bakanımız olmak üzere yetkililere ben çok teşekkür ediyorum. Hem İzmit'e hem Gebze'mize iki ilçemizde aynı anda deney yap atölyesi kuruyoruz. Harika. Şimdi onun hatta bu yani hafta içerisinde gerekli hazırlıkların yapılması ile ilgili ihale süreçlerini çok güzel. İlerlettik. Çok güzel. Burada iki deney yap atölyemizden yaklaşık 300'ün üzerinde 400'e yakın öğrencimizi faydalandırmak istiyoruz. Ortaokul ve lise kategorilerinde eğitimler verilecek. Burada tabii ki tasarım ve üretimle alakalı robotik kodlama, elektronik programlama, nanoteknoloji gibi alanlarda 11 başlıkta 36 ay süreli yani 3 yıl süreli bir ücretsiz eğitim imkanı sağlanacak. Yani ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize 3 yıl sürecek bir eğitim olacak. Bu 3 yıllık bir sürecin ardından da biz gençlerimizin hem temel teknoloji yetkinliklerini hem özel ilgi alanlarında derinleşmelerini görmek istiyoruz. Hem de proje yönetme kabiliyetleri elde etmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla bu eğitimlerle, bu donanımlarla inşallah yarın bir çok gün önce şehrine, sonra ülkeye, sonra da insanlığa faydalı şekilde. Evet, kesinlikle faydalı olmalarını ümit ediyoruz. İnşallah. İsmail Çağlayan Bey Ağrı'dan selamlar diyor efendim. Aleykümselam. Ağrılı gençlerimizi de Kandıra kamplarınıza misafir edebilir misiniz Sayın Müdürüm? Diye size Ağrı'dan yazıyormuş. Biz de buradan Ağrı'ya selamlar söylüyoruz. Birlikte bir proje gerçekleştirerek onları misafir etmekten memnuniyet duyacağımızı buradan ifade etmek İsmail isterim. İsmail Çağlayan Bey'i de unutmayın. İsmail Çalgan Bey. Çok sevdiğimiz birisi. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz. Evet. İzmitli. Buradan oraya gitmiş. Çok değerli bir dostumuz. Evet, ne güzel. Bizleri demek ki takip ediyor. Ediyor biz şu anda. Kendilerine selam ve sevgiler iletiyoruz. Evet. Evet efendim. Şimdi bu teknolojinin desteklenmesi çok önemli. Evet. Gerçekten. Çünkü hakikaten sizin de dediğiniz gibi çok merakı var gençlerimizin. Bu nedenle de yani tebrike şayan bir konu. Teşekkür bu da yapılmalı yani sporun yanında. O yüzden deney yap atölyelerini yaptırmanızda çok çok önemli şey var. Kamplarını söylediniz. Evet. İzmit'teki kampüs Kocaeli'nde bakanımıza ait kamp söylediniz. İlimizde gençlik projeleriyle alakalı destekleriniz oluyor mu? Bu desteklerin mahiyeti nedir dedi. Söylediniz yani gençlik projelerine desteklerimiz oluyor. Bakanlığımızın zaten gençlik projeleri destekleme programı adında GPDP isimli bir programı var, bir projesi var. Bu projede gerek okullarımızdan, orta okul, lise, üniversite hiç fark etmeksizin okullarımızdan, bilim sanat merkezlerimizden oradaki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz için hazırlanan bu projelere bakanlığımız
fon aktarıyor, destek oluyor. Hatta bu kapsamda da 14 okul projesine onay ve destek sağlanmıştı. 200 binin üzerinde bir proje desteği, 200 bin TL'nin üzerinde bir proje desteğimiz oldu. Yine sivil toplum kuruluşlarına, gençlik projesi hazırlayan, gençlik projeleri yapan sivil toplum kuruluşlarına, vakıf ve derneklerimize de yine projelerini bakanlığımıza sundukları takdirde onaylanan projelere hibeler, destekler sağlanıyor. Halihazırda zaten şu an 6 adet proje, 6 adet proje bakanlığımız tarafından onaylandı. 670 bin civarında bir destek sağlıyoruz. O projeler bu yıl hayata geçiriliyor inşallah. Harika. Yani projeleri bakanlığımız destekliyor. Destek var. Gençlik önemli. Destekleniyor. Evet. O nedenle de gençlerimiz yine ya valla gençler çok şanslı şimdi. Evet. Eğer bu imkanları gerçekten şanslı. Evet, her şey gençler için. Bir telefon alacağım. Tabii buyurun. Müsaade ederseniz. Alo. Ha, iyi akşamlar Sercan Hanım. Necdet Bey. Evet. Ha, buyurun Necdet Bey. Otizm Derneği Başkanı Necdet Bey. Evet. Yazdı sayın bana. Sayın müdürümüzden bir iki istirhamım olacaktı ama. Buyurun. Birincisi bizim Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği'nin yaşam merkezinde spor öğretmenliği ihtiyacımız var. Sayın Valimize de geçen gün, cumartesi günü gittiğimizde bunu iletmiştik. Fakat hani ben bir an önce canlı yayında görünce heyecanlandım ve... Heyecanlandın Necdet Bey, sen çok rahatsız. Yok. Şöyle, çok güzel bir tesadüf oldu. Spor öğretmeni ihtiyacımız var bir. İkincisi bir de kamplardan bizler de yararlanalım. Çünkü salgın döneminde bizim çocuklar gerçekten aileler çok zorlandılar. Yani bu kamp ihtiyacımız çok had safhada. Yani otizmli aileleri takdir edeceksiniz ki neler çektiğimizi bu kapanma sürecinde çoğu kimse biliyordur. Biliyorum tabii ki. Ben bu konuyu iletmek istemiştim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Necdet Bey. Çalışmalarınızda başarılar. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. Ben Necdet Bey'e teşekkür ediyorum ama ikinci soruyu duydum ama ilk soruyu biraz anlayamadım. Ses yankı yapıyordu. İlk soruyu siz... Çocuklarımıza spor öğretmeni dedi. Spor antrenörü ya da spor öğretmeni noktasında orada bize yardımcı olabilir şey misiniz olabilir diyor. Mi? Tabii ki inşallah Necdet Bey bize bununla ilgili bir inşallah ziyaret gerçekleştirirseniz ya da telefonla görüşebilirsek ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz bu konuda? İnşallah bir çözüm bulmak isteriz. Kamplarla alakalı da işte az önce bahsettiğimiz üzere biz bu bakanlığımızın yürütmüş olduğu kamp çalışmaları yılın belli dönemlerinde yaklaşık olarak işte yaz dönemi diye tabir ettiğimiz dönemde oluyor. Başka illerden de geliyor mu tabii bunlar, bu teklifler, talepler? Yok, bu planlamayı tamamen bakanlığımız yapıyor. Öyle yani yaz döneminde evet. Bakanlığımız yapıyor. Biz burada ilde bize ait bir tesis olduğu için tüm hazırlıkları, bu tesisin bakımı, giderleri, temizliği, yemesi, içmesi vesaire buradaki tüm altyapısını biz sağlıyoruz. Biz gözetim ve denetimini gerçekleştiriyoruz. Ama planlamayı bakanlığımız yapıyor. Çünkü bu kamplara tüm Türkiye'nin evlatları yararlansın diye böyle bir çalışma yapıyor. Ama az önce ben ifade ettiğim gibi bakanlığımızın bu çalışmaları yaz döneminde ağırlıklı olarak olup biten bir çalışma. Bundan geri kalan zamanda da biz ilimizde vakıflarımız, derneklerimiz, okullarımızla ilgili tematik çalışmalar yapıp bu kamplardan yararlandırmak istiyoruz. Tabii efendim şimdi reklama gireceğiz ama sadece kendi ülkemizin değil dışarıdan gelen çocuklar var. İlimize göçmen olarak gelen işte Suriyeliler var, Iraklar var, bunun gibi bir sürü gelmiş çocuklar burada oturuyorlar. Onlar da hizmet bekliyorlar. Yani buranın şey olmuş artık. Bu çocuklara da ayrıca bir şeyiniz var sanırım. Evet, onları da konuşacağız ama kısa bir reklam arası alalım. Hemen devam edelim. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum sizden bir küçük ara. Evet, kısa bir ara efendim. Bizle olun.
Sayın Müdürüm, son bölüme geldik. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bir soruyla kapatmıştık. Çok önemli çünkü. Yani kültürü değişik olan gençler, çocuklar bunlar. Evet. Onlara bir başka bir şey göstermek hakikaten bence özel bir ilgi isteyebilirler diye düşünüyorum. Evet. O anlamda yine herhalde size iş düşüyor. Evet. Değil mi? Hepimiz aslında yani tüm kurumlarımıza, tüm hani gençlik, sivil topluma falan deyince biraz sanki şey, bir de sporla falan hani onları daha çok kaynaştırabilirsiniz anlamında düşünülebiliyor. Evet, evet. Ama bu bir bütünlük işi zannediyorum. Kesin, değil mi? Tabii tabii. Bu çocukların şeye kazandırılması. Kesinlikle. Ama siz kendi üzerinize düşen görevden bahsedeceğiz. Evet, biz de karınca kararınca bu farklı sebeplerden dolayı kendi topraklarından, ülkelerinden, vatanlarından ayrı düşmek, ayrı düşmüş olan, ayrılmak zorunda kalan ailelerin, göçmen nüfusun ki ilimizde 700 bin üzerinde göçmen nüfustan bahsediyoruz. Bayağı. Sanırım bunun yaklaşık 50-60 bin kadarı Suriyeli nüfus, göçmen nüfus. Tabii biz de kurum olarak Gençlik Spor Bakanlığı'nın il müdürlüğü olarak buradaki çocuklar ve gençlere dönük onların buranın yaşam kültürüne, buranın sosyal dokusuna ve yapısına daha kolay uyum sağlamaları, hem kendilerini aykırı hissetmemeleri, hem bir tarafta burada yerleşik olarak yaşayan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin de her iki türlü birbirini kabullenmesi ve bu ilişkilerin, sosyal ilişkilerin sağlıklı yürümesi, evet, bir gerilime, bir kırılganlığa yol açmaması adına bakanlığımızın sosyal uyum projeleri adı altında yürüttüğü çalışmalar var. Sosyal uyum projelerinde bizler ne yapıyoruz? Buradaki göçmen nüfustaki çocuk ve gençlere aileler üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 10 bin üzerinde aileye ulaştık. Buradaki çocuk ve gençlerimiz işte yeri geliyor Türkçe dil kursu, Türkçe eğitimleri veriyoruz. Yani kendilerinin en azından bulundukları, yaşadıkları şehirde insanlarla orada konuşulan dili bilmeleri ve iletişim kurabilmeleri adına bu çalışmalar için yaklaşık işte ifade ettiğim gibi 10 bin gence ulaştık. Tabii sadece dil eğitimleriyle bunu sınırlamıyoruz. Diğer yürüttüğümüz bir takım kulüp çalışmaları, gönüllülük çalışmaları, sosyal ve kültürel çalışmalarda bu arkadaşlarımızı da ya da sportif alanlarda onların hem oryantasyonun hem diğer arkadaşlarımız, çocuklarımız, evlatlarımızla adaptasyonlarını sağlamak adına onlarla ilgileniyoruz. Tabii ki bu sizin de ifade ettiğiniz gibi hepimizin, tüm insanlığın problemi. Yani sadece Kocaeli'nde yaşayan bizlerin, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımızın değil, onlara sunulan bu imkanlar ya da onlara yardımı ve katkısı olmasını beklediğimiz bu sosyal uyum projeleri aslında ülkemizin değil, tüm insanlığın faydına ve hayrına yapılan çalışmalar. O yüzden hepimizin elinden geldiğince bu anlamda bu destek olması. Çünkü problem hepimizin problemi. Tabii. Çözümü de hep birlikte bulmak durumundayız. Sizler müsterihsiniz. Buraya gelen o çocuklara bunları yapmaya çalışıyorsunuz. Ulaşmaya çalışıyoruz. Diğer kurumlarla birlikte tabii belki. Ki, tabii değil ki, mi? Bir, tabii orada ki, bir konu, şey sağlıyorsunuzdur. Tabii ki kesinlikle. Ha, mutlaka. Çünkü hani onlar, insan korkuyor ziyan olmasın. Bir şey daha bir garip zaten hali var. Zaten valiliğimiz koordinasyonunda bunlarla orada ilgili gerekli toplantılar yapılıyor. Evet. Kurum ve kuruluşlara vali beyin başkanlığında düşen vazifeler, görevler talimatlandırılıyor. Bu doğrultuda herkes çalışmalarını nasıl diğer dezavantajlı kesimler için de yapılıyorsa bu göçmen nüfusla ilgili de bu çalışmaları yapıyoruz. Evet. Peki. Şimdi bir de şu şeyi atlamayalım. Tabii ki faaliyetler çok. Bu faaliyetleri yapmak için de işte mekanlara, fiziki mekanlara çok ihtiyaç var. Evet. Malum. Evet. İşte bir sürü var dediniz, söylediniz. Ancak yetmeyebilir. Evet. Çünkü bayağı bir faaliyet var ilimizde. Bu son işte dönemde hizmete geldiğiniz zaman sonrası mutlaka bunu incelediniz, baktınız, düşündünüz.
Var mı yeni bir girişim? Evet. Efendim işte böyle bir tesisler falan. Böyle düşüncelerimiz havuzu söylediniz. Evet, tabii, tabii. Mesela havuz gibi başka düşüncelerimiz de var. Havuz az önce paylaştık o bizi de heyecanlandıran bir şey. İnşallah tez zamanda onu hayata geçirmiş olacağız. Tabii Kocaeli dediğim gibi tesis hacmi olarak önemli bir şehir. Burada Gençlik Spor Bakanlığımızın ezelden bugüne yapmış olduğu yatırımlarla beraber sadece onunla sınırlı kalmamış. İşte Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz, işte bir önceki belediye başkanımız İbrahim Başkanımız zamanında çok güzel tesisler, spor tesisleri yapılmış, kazandırılmış. Aynı şekilde bu kültür, bu gelenek şimdi de Tahir Başkanımız tarafından artırılarak geliştirilerek ve genişletilerek sağlanıyor. Onların eliyle yapılan çalışmalar, yatırımlar var. Tabii bu anlamda hamdolsun çok avantajlı olduğumuzu ve Kocaeli gençliğinin çok avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Tabii bizim hemen bu pandemi döneminde de tamamladığımız, bitirdiğimiz, yani bir taraftan dışarıda sosyal hayat bitmişken, doğru düzgün faaliyetler yapamazken, içeride biraz hazırlıklar yaptığımız bir dönemdi bu. Eksiklerimizi gidermeye çalıştığımız, ya da yarın bir gün inşallah normalleşme başladığında diye konuşuyorduk arkadaşlarla. Yani hangi hizmetlerimizi vatandaşımıza, gençlerimize arz edebiliriz. Bu bağlamda 2020 yılında örneğin tamamlanan tesislerimiz oldu bizim. Hizmet aldığımız tesislerimiz oldu. 2020 yılında örneğin Dilovası ilçemizde bir yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz işbirliğinde yapımını tamamladık ve hizmete açmış bulunuyoruz. Bunlar pandemi. Ama o şeye dönemek tabii pandemi döneminde için, biraz pandeminin gölgesinde kalan ama pandemiye rağmen de olsun, tamamlanmış, de yürütülmüş işler, çalışmalar. Söylediği zaman da açılmış oldu. Evet, şimdi tabii onları yoğun bir şekilde işte bu 1 Temmuz'dan sonra yoğun bir şekilde kullanmak istiyoruz. Yine 2020 yılında hatta benim göreve geldiğim günlere denk düşmüştü. Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle bakanlığımız Spor Toto Teşkilatımızın da yerel yönetimlere ciddi katkıları var. Yani Spor Toto ile Derince Belediye'miz işbirliğinde Derince'ye Abdullah Tayyip Olçok Gençlik Merkezi projesi tamamlandı. Yine 2020'de hizmete alınmış bir projedir. 2021'de de yani içinde bulunduğumuz bu yılda da bizim tamamladığımız, bitirdiğimiz çalışmalar oldu. Şükürler olsun. Evet. Mesela Kartepe'ye 1000 kişilik yeni öğrenci yurdu yaptık. Yani Kartepe'de bu üniversite eğitim öğretim yılı başladığı an Eylül itibariyle, Ağustos itibariyle hatta hizmet verebilecek 1000 kişilik yeni çok güzel bir öğrenci yurdumuz var. Bunu çok tamamladık güzel. 2021'de. Yine Derince'de, Derince ilçemizde biz Gençlik Spor Bakanlığı olarak gençlik merkezimizi tamamladık. Gençlik merkezimizin de şu an tefrişat hazırlıkları gerçekleşiyor. Yine aynı ilçede, Derince ilçemizi Fatih semtinde, Fatih Gençlik Merkezi, Gençlik Spor Bakanlığımız ve Derince Belediye'miz, yani Spor Toto ve Derince Belediye'miz işbirliğinde bunu tamamlamış bulunduk. Yine Darıca ilçemizde 1800 kişilik kapalı bir spor salonu, Büyükşehir Belediye'miz ve Gençlik Spor Bakanlığı ortaklığında yeni bir spor salonumuz tamamlandı, hizmet alındı. Dilovası'nda bir kapalı sentetik futbol sahası Spor Toto ve Dilovası Belediyesi işbirliğinde gerçekleşti. Ve Türkiye'nin belki de en yeni havuzu diyebileceğimiz yarı olimpik kapalı yüzme havuzu Kandıra ilçemizde sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz tarafından yine Gençlik Spor Bakanlığımızla işbirliğinde ortaklaşa yapım protokolüyle biz yüzme havuzumuzu da tamamladık. Bunlar 2020 ve 2021'de tamamlanan yatırımlarımızdı. Şimdi bu normalleşmeyle beraber bu tesisleri dolu dolu kullanmanın vakti, saati geldi. Bekliyor, hazır bekliyoruz. Bekliyor yani. Bir taraftan da yine sona yaklaştığımız, şu an yapımı tamamlanmamış ama sona gelinmiş birkaç projemizden de söz edebilirim hızlıca. İzmit'te Umuttepe kampüsünde bizim Sami Ayverdi öğrenci yurdumuz var. Bu öğrenci yurdumuza ek blok, ek bina yapıyoruz. 950
öğrenci kapasiteli. 950 kişilik yurdumuz. Aynı şekilde az önce sporla alakalı sunumumuzda değindiğimiz olimpiyatlara hazırlanan öğrencilerimiz, gençlerimiz, sporcularımız için olimpiyat hazırlık merkezi binamız var. Yani bir otel konsepti olarak bunu düşünelim. Bu öğrenciler burada hazır konaklayacaklar, kalacaklar, antrenmanlarına buradan gidip gelecekler, yedikleri, içtikleri hazır halde onlara sunulacak. Masörler, fizyoterapistler, psikologlar eşliğinde çalışmalarını yürütebilecekleri her şey içinde olan. Evet, olimpiyatlara hazırlık teknik merkezimiz bitmek üzere. Onun dışında yine devam eden yatırımlar bağlamında Darıca Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi var. Onu da Büyükşehir Belediye'mizle beraber yeniliyoruz. Buranın da temel atma töreni gerçekleşti. Ayrıca dedik ya başta, çok varmış maşallah. Her ilçede havuz var. İşte evet. İzmit'e bir tane bakanlık olarak havuz yapalım derken Dilovası ilçemizde biz ikinci havuzumuzu Dilovası Belediye'mizle beraber Dilovası ilçemize ikinci havuzu yapıyoruz. Onun da temelini atmış bulunduk. Evet. Bununla beraber yine bakanlığımızın yerel yönetimlerle, ilçe belediyelerimizle işbirliğinde Spor Toto'dan kaynak aktarılarak yapılacak gençlik merkezleri, spor salonları da var. Bunları bekliyoruz. Da ilgili belediyelerimizle proje hazırlıklarını yürütüyoruz. Bunlar da eli kulağında kısa süre sonra projeleri tamamlandıktan sonra ihale edilecek iş ve işlemlerdir. Çıkacaktır. Evet. Efendim, zamanımız doluyor. Peki. Ben son olarak sizden olmasa olmaz işte bu çocuklara, gençlere, ailelerine mutlaka söylemeniz gereken şeyler vardır. Evet. Siz onlarla çok iç içesiniz ve sizin söyleyeceğiniz önemlidir evet. mutlaka. Buyurun, mesajınızla evet. verin. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Ben bir defa çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı, tüm hemşehrilerimizi evet. spor tesislerimize davet ediyorum. Spor yapmaya davet ediyorum. Gençlerimizi gençlik merkezlerine davet ediyorum. Ve sohbetimizin başlarından itibaren değindiğimiz tüm yapılan faaliyetler, projeler, etkinlikler, bunlardan kendilerini haberdar etmek istiyoruz. Biz bu gayedeyiz. Bizi kurum olarak yaptığımız iş ve işlemleri bilsinler ve bunları takip etmek, katılmak, başvurmak adına da bakanlığımızı tüm dijital platformlarda platformlarda takip edilmesin. Onlar tarafından ziyaret edilmesini istiyoruz ki haberdar olunsun. İşte çocuklarımız var ama kamplarımız var Türkiye'nin farklı illerinde. Evet. Bunu bilmemiz gerekiyor ki veliler olarak o kamplara o çocukları müracaat ettirelim, yönlendirelim. Ya da spor salonlarında ne gibi aktiviteler yapıldığını, yüzme bilmeyen kampanyasını, kalmasın kampanyasını, projesini evet. ya da GSB spor okullarını takip edebilmek lazım. Biraz da bizim bazı mobil uygulamalarımız var. Ondan da hemen hızlıca bahsedeyim. Genciz biz, sporcuyuz biz gibi mobil uygulamalarımız var bakanlığımızın. Evet. Bu uygulamaları telefonlarına indirirlerse hem bu çalışmaları daha yakından takip etmiş olabilirler evet. ve çok daha rahat erişim imkanı bulurlar. Ben dünden bugüne yapılan, gençliğe ve spora yapılmış olan evet. tüm yatırımlarla alakalı bize bu imkanları sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm büyüklerimize, hı hı. Sayın Bakanımıza, Sayın Valimiz Sayın Seddar Yavuz Bey'e ve her zaman dünden bugüne sporun ve gençliğin yanında olmuş olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımıza huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ben sohbetimizden büyük keyif aldım. Mutlaka eksik ve hatalı rica söylediğimiz ederim. Hususlar olmuştur. Bunun için çok sizlerden güzeldi, ve seyircilerden bizi mazur görmelerini istirham ederim. Çocuklar bir şey yapsın, bir soru var. Bu kamp dediniz ya, kamplara da mı nasıl başvuruluyor diyor. Şimdi söylemesem Özlem. Kamplara Genciz Biz diyor. Uygulamasından da nasıl girsinler onu Genciz sormuş. Biz uygulaması ya da bakanlığın web sayfasından ulaşabilirler. Bakanlığımızın orada Gençlik seçme Spor, mi yapıyorsunuz tabii, orada Gençlik da. Spor Bakanlığı'nın web sayfasına girerlerse oradan yönlendirmeler, orada kriterler şartlar belirli. Kriterler yazıyor tabii mu orada? Ki, tabii ki. Oradan Genciz gerekli. Biz. Evet, Genciz Biz uygulaması. Ben de bunu mobil telefonlarına indirebilirler mobil uygulama olarak. Hı-hı. Cep telefonlarına, akıllı telefonlarına ayrıca bakanlığımızın web sayfasından da çok rahat erişim sağlayabilirler. Bir evet.
Aksilik durumunda da yerimiz belli. Buyursunlar, gelsinler, tamam. Çayımızı içsinler. Ne kadar, tamam. Ben bu vesileyle, evet, ben de size teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma bugüne kadar yapmış oldukları gayretli çalışmalardan ötürü ve bundan sonra birlikte yapacağımız çalışmalarımızda katkılarından ötürü şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler, iyi akşamlar diliyorum. Ben de size ve kim varsa aşağı doğru hepsine kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Hakikaten bu anlattıklarınızın hepsine ihtiyacımız var. Efendim, programımız bitti. Çok faydalı, çok güzel bir programdı. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın İbrahim Akgürk'e çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, ilimize uğur getirsin. Efendim, kendinize dikkat edin, sağlıklı kalın. Aman, sağlık her işin başı ve spor. Kendini genç hisseden herkes, sporunuzu ihmal etmeyin. İyi geceler efendim, hoşçakalın.